Hansa Hatun. Sahabenin büyük yaşlıca kadınlarındandır. Annedir. Hansa Hatun'un 4 tane çakı gibi evladı vardır. Erkek evladı. Zaman Hazreti Ömer zamanında. Olay hadisiyle. Büyük bir savaş İranlılara karşı. Cihat ilan edilir. Hansa Hatun daha önce cihada katılmış bir kadındır. Ama yataktadır, hastadır artık. Takatı yoktur. Cihat ilanını duyduğu zaman 4 tane evladını huzuruna çağırır. Dikkat edin. Evladım, cihat ilanı malum. Der ki, Kadisiye'nin dönüşünde ben 2 tane haberden birisini duymak istiyorum. Ha, bunu sizden duyarım, duymam. Ama bu 2 haberin dışında bana bir haber gelmesin. Söyleyen öp öz anadır ve muhatabı da öp öz 4 tane evladıdır. Bir yabancı için söylemiyor, Allah rızası için tasavvur edin. Söylediklerimi iyi tefekkür edin. Vallahi söylediği öz evladıdır, öz anadır. Diyor ki, şu 2 şeyin dışında sizden bir haber almayayım. Ya sizin dördünüzün de aynı anda şehadet haberini duyacağım, ya da Kadisiye'de La ilahe illallah sancağının dalgalandığını duyacağım. Bunun dışında bir haber duymak istemiyorum. Söyleyebilir miyiz evlatlarımıza? Zor. Anne bu. İstiyor ki evladı cennette olsun. Resulullah'a komşu olsun. Resulullah onu ağırlasın. Onunla muhabbet eden Resulullah olsun. Bunu istiyor bir anne. Vallahi bir anne evladı içinde bundan daha alasını isteyemez. İstememeli. Giderler Kadisiye'ye. Ordu döner ama Hansa Hatun hala yatağında hastadır. Bilirler Hansa Hatun'un hassasiyetini. Gelir bir tane haberci, Hansa Hatun'un soruşusu. Diyor ki, elçi, bana diyor 2 müjdeli haberden hangisini getirdin söyle. 2 haberden hangisi söyle. Diyor ki, Hansa Hatun, Hansa Hatun, Allah'ın sevgili kuluymuşsun ki Allah seni ikisiyle müjdeledi. Hem 4 tane evladını katına aldı, hem de Kadisiye'de tevhid sancağını dalgalandırdı. Anne böyle bir şey işte. Hayırlı nesil yetiştirme arzusunda olan anne böyle bir talebini de böyle ispatladı bize.